Markaç hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Süha Gürsoy. Bursa Spor'daki gelişmelerle her zamanki gibi karşınızdayız. Bursa Spor'da ne oluyor, ne bitiyor sizlere aktarmaya çalışacağız. Bildiğimiz doğrultusunda Özce'de ne konuşuluyor, Vakıfköy'de neler yapılıyor. Bunlarla ilgili sevgili Çetin Sabırlı ve sevgili Levent Batur'la birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Süha. Sağ olun. Biz de sizleri burada ağırlamaktan, görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tıpkı ekranları başındaki izleyicilerimiz gibi. Bursa Spor'da ne oluyor? Bursa Spor'da Özce tarafında tamamen artık yeni sezon hazırlıkları şeklinde gidiyor iş. 5 oyuncuyu teknik direktör Tahsin Tam Vakıfköy'e gönderdi. 40 kişiyle başlamıştı biliyorsunuz Bursa Spor'un hazırlıkları. 5 oyuncuyla Bursa Spor geniş oyuncu havuzunda olmak kaydıyla bundan sonra onlar Vakıfköy'de çalışacaklar. Bunun yanı sıra 35 oyuncuyla devam ediyor. Bu sayı 2 Ağustos'ta başlayacak Afyon kampına kadar biraz daha düşecek. Bu zaten beklenen bir gelişmeydi. Yani hiçbir futbol takımı 40 kişiyle antrenman yapmaz. Bunun standardı vardır. İşte 20 ile 30 kişi arasında değişir. Kaleci sayısına göre değişir. Genellikle de 28-29 gibi bir rakam belirlenir. Ama 30'u da çok aştığı görülmez. O yüzden bir miktar daha sayının azalmasını önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Bunun dışında Vakıfköy'de bir görev değişikliği oldu. Daha önce gündeme gelmişti. Hakan Cenkçiler de biliyorsunuz yollar ayrıldı. Onun yerine gerekli atama yapıldı. Faruk Korkmaz Hoca düzenlenen imza töreniyle ekibiyle birlikte göreve getirildi. Vakıfköy kısmında böyle bir gelişme var. Bir de giden oyuncularla ilgili gelişmeler var. Onlardan da biraz sizlere bahsedeyim. Vefat Emel Giresunspor'a gitmişti biliyorsunuz ama Giresunspor'un hala tahtası açılmadı. Sözleşmeyi imzalayamıyor. Böyle bir gelişme söz konusu. Tuğbe Akgün Konyaspor'un stadının önünde bir fotoğraf çektirdi. Konyaspor'la görüştü. Ancak Konyaspor başkanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki, evet bir çocuk geldi fakat biz ona şunu söyledik. Sen önce git kulübünle işlerini çöz. Ondan sonra Bursaspor bizimle görüşebilirsin. Yani iş şu an yargıya taşındığından dolayı Tuğbe'nin durumu biraz sıkıntılı. Tahtayı açamadığı için efendim spor başkanı etik davranmış. Hani burada bizim lig pratiğinde bu tarz olaylarda fırsattan istifade yapan, olayı lehine çevirmek isteyen çok kulüp gördük. Evet. Ama Konyaspor başkanı tanımıyorum ama takdir etmek lazım. Genç bir başkan bu şekilde bir davranış sergiledi. Aferin, etik davranmış. Aynen. Açıklamasını dinledin mi? Okan Buruk'un Ali Akman'la ilgili. Ondan haberim yok. O da görüştüklerini ama herhangi bir sonuç konusunda bir gelişme olmadığını söyledi. Ali Akman'ın da Galatasaray'la görüştüğünü biz vesileyle öğrenmiş olduk. Tabii şimdi orada... Yani o oyuncu rotasyonunda değerlendirmek, yani tahmin ediyorum alternatif oyuncu süreç içinde ihtiyaç doğabilir şeklinde bir görüşmesi olmuş. Yani gizli görüştük ama diyor iş deşifre olduğu için bu konuda açıklama yapmaya gereği duydum gibi ben de böyle bir haber okudum. Bir gelişme daha var. O da Ramazan Keskin'le ilgili. Ramazan Keskin biliyorsunuz o da tek taraflı sözleşmesini feshetmişti. Bursa Spor Yönetimi onu takıma geri dön diye bir çağrıda bulunmuş. Bununla ilgili de Ramazan Keskin menajeri aracılığıyla ne kadar vereceksiniz ona göre gelirim demiş. Bursa Spor bir rakam iletmiş ama şu anda ona da yanıt alamamış. Bu cepheden böyle bir gelişme var. Çetin buradan bir yerden başlayalım. Hangisinden istiyorsan, hangi konu başlığından istiyorsan. Neyse, Levent abi bayağı dinlendirdik geçen hafta itibariyle ama ben yine de başlayayım. Hem de tamam. Onun için de ısınma olur. Şimdi konu takımın yapılanmasıyla ilgili tabii ki uzun zamandır konuşuyoruz. Tabii Bursaspor'un bu sene yeni sezon itibariyle çok değişik koşullarda hiç alışık olmadığı, ilk defa yaşayacağı birçok olayla karşı karşıya. Bunu yavaş yavaş yaşadıkça kırılgan camianın, üzüntülü camianın da bu konuya adapte olamayışını haftalarda dile getiriyoruz. Çünkü Bursaspor 2. Lig'de lafı bile, sözü bile insanların kabullenemediği bir ortamda biz yeni sezonda Bursaspor olarak hangi hedefe koşacağımızı 25 Temmuz itibariyle henüz belirleyemedik. Yani konuştuğumuz konular tamamen doğaçlama, bir bölgesel amatör lig takımında olması gereken gündemle yürüyoruz. Ben sana şunu ekleme yapmak istiyorum. Mesela benim içimi acıtıyor. Bir kişi de
şu ana kadar şunu söylemedi Bursaspor'da, bilmiyorum. Bizim hedefimiz tamamen bu yıl buradan çıkıp TFF birincilik demedi. Playoff'a yükselmek istiyoruz. Playoff'a çıkacağız. Abi ne playoff'u? Ya neden bahsediyorsunuz? Ne playoff'u? Ya şimdi neyin playoff'u? İnsanların aklında oynama diye bir şey var halk dilinde. Yani şimdi ben bunu kabul edemiyorum şimdi, kendime. Bir dükkan var, dükkana bakıyorsunuz malına, işte satacağı ürüne. Diyorsunuz ki ben bu dükkanla Avrupa'ya ihracat yapacağım. İşte şu kadar dolar para kazanacağım. Şimdi mala bakıyorsunuz, dükkana bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki lan buradan öyle bir iş çıkmaz. Yani bu söylenen rakamlar çıkmaz. Şimdi bizim de futbolun gerçeği, realitesine baktığınız zaman bizim bugün bu seneki takımımızın tabii ki bu koşullarda sahiplenmek, kucaklamak, onları bir şekilde yapacakları mücadelede destek olma konusunda evet herkesin çok fazla görev düşüyor. Ancak bir realite var. Sadece bizim etrafımızda dönmüyor ki lig. Bir sürü ilçe takımı, şehir takımı var lig şeyde, grupta. Dolayısıyla hepsi de bir şekilde hazırlanıyorken bizim Bursaspor olarak onların 10 katı yapmamız lazım. Yapıyor muyuz? Yok. Yani bundan bir ay önce verilen takvim neydi? Birinci etap, ikinci etap, Afyon kampı, işte hazırlık maçları. Dolayısıyla 28 Ağustos'ta lige başlamak. Tamam. Yani bu buraya kadar normal. Zaten hiç kimse olmasa bu takvim yürüyecek. Ama biz ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? Şimdi camianın beklentisi farklı. Buna karşı kendini hazırlayan başkan ve yönetimin söylemleri farklı, uyuşmuyor. Biz bu uyuşmama trafiğiyle biz öyle hocanın, Tahsin Hoca inşallah söyledikleri de doğru çıkar ama öyle playoff'a yapıp oradan belki 1-2 ilk 2'yi zor. Ya bizim böyle bir şeyde bir göremiyoruz ya. Biz göremiyoruz ya. Ya farklı bak gözle bakıyoruz. Hayır, Bursaspor'un burada hedefi direkt bir olup çıkmaktır. Playoff ne Bursaspor için? Yani ben ondayım. Ha tamam, eldeki malzeme belki bunu karşılayamayabilir ama sen hedefini oraya koyacaksın. Evet. Sen ilk başta hedefini playoff koyarsan ondan sonra kusura bakmayın 6. sırada bitirdik. Biz pardon 7. sırada bitirdik biz. Ya yani ona bakarsanız gene başarılıyız mı diyeceğiz yani. Ha, olmaz işte. Burada 6 gidemiyor. Ha 6 gidemiyor gerçi burada evet. Aynen 5 gidiyor burada. 2 3 4. Evet. Evet aynen. Şimdi buradaki durumu durumun bu kente iyi anlatılması lazım. Belki yaptıkları doğru şeyler var. Ya bir şey olarak baktığınız zaman her zaman söylediğimiz yıllara sahip hedefler konularak Bursaspor'un bu kötü yerinden çıkmakla ilgili zaten böyle bir şeyin olmasını defaatlerle söylüyoruz ama bu sadece isteklere karşı hayır biz tahtayı açmayacağız, bu takımla hedefe gideceğiz dediğiniz anda insanlar tatmin olmuyor, ikna olmuyor. İkna edebilmek için bunu doğru anlatmak lazım, iletişimi doğru kurmak lazım. Dolayısıyla bir iletişim problemi olduğunu görüyorum. Yani ne yönetim tarafının art niyetli olduğunu düşünüyorum, ne Bursaspor severlerinin art niyetli. Ama buradaki yıllara dair bir sürü ifade edemiyorlar, başarısızlık, kadarıyla kötü sonuçlar, küme düşmeler arka arkaya. Buradaki topluluğu da endişeye sevk ediyor. Yani bu kadroyla, ya biz ne kadro yaptık geçen sene, küme düştük ya. Bütün Türk futbolunun dikkatini çeken transferler yaptı. Süper Lig kadrosu değer olarak, yani piyasa değeri olarak Süper Lig kadrosu orada bir alt lige düştü. 1-2 Süper Lig takımından maliyeti daha yüksek. Belki Süper Lig'de olsa küme düşmez. Yani oradaki koşullar farklı, buradaki koşullar farklı. Dolayısıyla bizim buradaki yapmak istediğimiz veya yapılanlar bugün için kenti tatmin etmiyor. Ben bu şeyi net olarak söyleyeyim. %100 katılıyorum. Evet. Etmediği için de onların ne söylediğinin karşı tarafta hiçbir alıcılığı yok. Yani istediğiniz kadar doğru şeyi anlatın, bu taraf almıyor. Bunu doğru iletişim kurarak yapmaları gerekiyor. Maalesef o konuda da gayret görmüyorum. Çünkü içerideki koşulların da o insanları, yönetenleri çok rahat bıraktığını düşünmüyorum. Kaldı ki şimdi gelinen bir durum var ki, sosyal medyada görüyorum, bu kent için tehlikeli bir durum. Biliyorsunuz bu bizim gerçeğimiz bu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kongre döneminde bu konuda bütün riskleri alarak, kendisi siyasi olduğu için bütün siyasi riskleri alarak bu konuda bir başkan ve yönetim şey yaptı, kongrede sundu ve genel kurulun
onayını aldı. Dolayısıyla herkes belediye başkanına bakıyor. Şimdi gelinen durumda belediye başkanıyla ilgili bir takım söylemler oluyor sosyal medyada. Doğru mu derseniz bana karşı, bana kalırsa doğru değil. Ama neden? Büyük kent, metropol bir kentin geçmiş dönemi çok başarılı olan bir takıma küçük hedefler sunarak veyahut da kendi planınıza göre o şeyi dikte etmek biraz şey yapıyor, karşılık bulmuyor karşı tarafta. Dolayısıyla bu konuda daha bir kaotik ortama gider gibi bir pozisyonumuz var. Bu daha tehlikeli Bursaspor için. Yani bırakın saha sonuçlarını, ya yönetimsel kaos Bursaspor'un zaten yıllardır çözemediği ve bu konuda hiç kimsenin adım atmadığı bir olayı biz bu senede yaşayacak gibi geliyoruz. Çünkü bir futbol takımının, Bursaspor'un dışında yani bir futbol takımının, yeni sezonu açılan, hazırlanan bir futbol takımının en rahat dönemi şu dönem. Yani Haziran ve Ağustos dönemi en rahat dönemidir. İşte transfer yapan yapar, yeni oluşan takımlar kendi şeyini oluşturur. Bütün takımlara da gelecek olan paralar hep sezon başı gelir. Bir takım rahat hareket etme imkanı bulur ki herhalde yardım kampanyası da start aldı. Başladı şeyler. Forma. Eski başkanlardan Ali Ay ile ilgili bir teşekkür mesajı geçtiler. Yadigar formasını Ali Ay 1016 formayla destek vermiş. Güzel. Bu güzel gelişme. Bizim şimdi bütün geçmişte yaptığımız hatalar, bütün o genel kurul üyelerinin veyahut da işte buralara aday olan insanların camiadaki o göre bölünmüşlüğün üzerine gitmeyerek daha da devam ettirerek açtığı yarayı biz aslında burada sonlandırıp yeni bir şekilde başlamamız ve bu kötü durumdan çıkabilmek adına yeni bir başlangıcı yaratmak için fırsat. Ancak kentte yapılanlar bunun üzerine değil. Şu anda değil. Ha, inşallah. Ben daha şunu söyleyeyim, yani fikrim odur ki kentin şu an Bursaspor'la çok ilgilendiğini düşünmüyorum ben. İşte, siz beklentilere yani karşılık veremeyince insanların hayatı devam ediyor. Dolayısıyla herkes güncel hayatına bakıyor. Bursaspor gündemlerindeki birinci, ikinci sıradaysa şu anda 7. 8. 10. sıralara geçiyor. Şunu da söyleyeyim, gidin burada herhangi bir sanayi bölgesine, gidin kapalı çarşıya, gidin herhangi bir yere, bir iş merkezine, bir dükkana gidin yani, bir esnafa, küçük esnafa. Yadigar forma kampanyası diye söyleyin, kimsenin haberi yoktur. Bak sevgili Süha, bir şeyimi anlatayım. Sana yani da katılıyorum. Şimdi eskiden, böyle olmaz ki. Eskiden yıllardır konuşurdu. Bursaspor'la ilgili olan temasımızı bildikleri için Bursaspor'u sorarlardı. Şimdi tabirin büyük bir kısmı ne biliyor musun? Ne olacak sizin Bursaspor? Evet. Yani şimdi bizim Bursaspor oldu. Az bir gruba kaldı. Bizim Bursaspor oldu. Dolayısıyla yani bizim de kaçacak tarafımız yok. Bizim Bursaspor inşallah iyi olacak diyoruz. Bir takım özel çok uzağa gitmeyeyim. Genel kurul üyeleri, divan kurulu üyelerinin de büyük bir çoğunluğu Yadigar kampanyasından habersizdir. Net söyleyeyim. Evet. Ben iletişimi sözüm. Sıfır yani. O konuda sıfırlar. İletişim ve pazarlamayı hiç yapamadık, yapamıyoruz. Evet. Daha doğrusu yapılıyor gibi olan gözükenler de kendi isteğiyle ve Bursaspor sevgisiyle yapıyorlar. Onu da şey yapıyorlar, anlatıyorlar. Hı hı. Şimdi bu çerçevede bir yeniden yapılanma oldu altyapıda. Hayırlı uğurlu olsun. Faruk Hoca'yı severim. Hakikaten bu kulübe çok önemli, hı hı, hizmetleri oldu. Yine de yapacağına inanıyorum. Ama geliş şekli, Faruk Hoca'nın geliş şekli İsmail Ertekin hocamızın tercihi olarak lanse edilince ben size söyleyeyim, onların belki haberi yoktur. Camiada bir açıkçası kırgınlığa sebep oldu, kızgınlığa sebep oldu. Çünkü bir altyapı yapılanması bir kulübün, yani futbol aklı şu anda benim gördüğüm yönetimi futbol aklı İsmail Hoca. Hı hı. Bu benim tercihim demek demesi biraz bu hamuru kaostan beslenen bir yapı olduğu için şu anda camianın ona bir şey oldu, tuz biber oldu. Hı hı. Daha da karıştırdı. Yani bu açıklamaların ben haftalardır dile getiriyorum. İsmail Hoca'nın birikimi, tecrübesi, kentlilik bilinci, yani kentimizin bir spor adamı. Bu tip açıklamalar şunu uyandırır. Spor dünyası içerisindeki çekişmelerin gün yüzüne çıkması
gibi bir ya olayı tetikler. Kişisel çekişmelerin işe aynen yansıması gibi aynen mi? Bu yani bu fotoğraf onu gösterir. Yani bu konuşmaları çok dikkatli yapmak lazım. Çok konuşmak çok doğru şey anlatmak ifade etmez. Bazen susarsınız, çok şey anlatırsınız. Dolayısıyla ben Faruk Hoca'ya yansıyacak diye düşünüyorum. Yani Faruk Hoca'nın bunun sıkıntısını çekeceğini düşünüyorum. Ama öyle bir deryadayız ki, altyapı deryasındayız ki, ya bugün belki birçok fedakarlıkta bulunabilir böyle bir kıymeti elinde tutabilmek için veya işte bu gelen havuzu, bu futbolcu havuzunu tekrar elinde tutabilmek için yapmayacakları şey yoktur diğer takımlarda. Bunun Süper Lig boyutunu bile düşünebilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla biz burayı maalesef kendi icraatlarımızla şey yapıyoruz, hasar veriyoruz oraya. Bunlardan bir tanesi oldu. Çok büyük bir değişiklik mi oldu? Baktım ben. %80'i gene eski görev olan arkadaşlar olmuş. Şampiyon biraz olan U14 ve ikinci olan U15 takımlarının teknik ekibine zaten dokunmak anlamsız olur orada. Kaleci antrenörleri aynen kalmış. Yani anlamsız olur. Tamer Hoca. Onlar çünkü oyuncularla bir birliktelik, bir ilişki kurmuşlar. Ve belki bu bir sonraki sezona yansıyacak, olumlu yansıyacak. Kesinlikle. O yüzden değişiklik sadece, ya kişisel kimse anlamasın, zamanında Bursaspor'la alakası olmayan, Selçuk Erdoğan'la hareket eden Musa Hoca'nın tekrar göreve gelmesi, bak çok donanımlıdır, çok iyi Bursaspor'dur vesaire ama Selçuk Erdoğan tamamen kendi PR üzerinden gitti. Zamanında Selçuk Erdoğan kim diye soracaklar izleyenlerimiz. Öyle bir dönem sportif direktördü, bir dönem Samet Aybaba'nın yanında çalıştı. Tamamen kendi PR'ı için, kendi tanıtımı için çalışan bir adamın yanında yer almak Musa Hoca'ya o dönem yakışmamıştı. Hala yakışmıyor. Ya şu an değil de ben sindiremedim. Ömrümün sonuna kadar da sindiremeyeceğim. Ha gelir Bursaspor'da teknik olur, teknik adam olur, teknik direktör olur Musa Hoca ama bu hareketini ben ömrümün sonuna kadar kabul etmeyeceğim. Onun tekrar göreve gelmesi bir tek benim için soru işareti oldu. Ha çalışır, başarılı olur, biz de alkışlarız, o başka bir şey. Ya sevgilisi olabilir tabii. Musa Hoca da hayatını buraya vermiştir. Ancak tabii ki. Biz buraya gelirken... O dönemki seçimin yanlıştı yani. Evet, evet. O dönemki seçimin yanlıştı. Selçuk Erdoğan seçimin yanlıştı. Ben onu anlatacağım. Burada bizim bu... Yoksa bugün, bizim kişisel bir şeyimiz olmaz. Bugünleri anlatıyoruz ya, kötü günümüzü. İşte buralara hı-hı geldik falan. Ya bizim en büyük handikapımız ne biliyor musun? Bizi buraya getiren konuları hep unuttuk. Hep es geçtik. Üstünü kapattık. Şimdi... hem idari anlamda yapılan hatalara hem de teknik alarak yapılan hatalara, mesela hoca tercihleri kimler getirdi? Biliyorsunuz bunlar hep gündemimizdeydi Bursaspor'un. Hiç alakası olmayan insanların Bursaspor'a teknik direktör getirdiklerini biliyoruz. Onlarla beraber futbolcu getirdiklerini biliyoruz. Bunlar da teknik hatalardı. Şimdi orada Musa Hoca'nın Mesut Mestan döneminde altyapı yapılanmasını tamamen Bursa ile alakası olmayan Selçuk Erdoğan'la beraber yapıyor olması, birçok kişiyi küstürmesi, orada yapılan yanlışların, hataların... Ya tamamen kendisini oynayan bir adamın kozu oldu orada. Evet. Böyle ve bir şey yok. Bunu bu kimse hatalarla kabul etmez. Geri dönmediler ki, bunu bugün konuşuyorsak o zamanki videolarımız... O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Söyledik. Hatalar yapıldı ama biz hiçbir şey olmamış gibi yeniden maalesef bir şey kurtarıcı veya bir başarı inşallah başarılı olur. Bu da Faruk Hoca'ya, Faruk Hoca'nın üzerinden gözlerin çevrilmesine sebep olacak. Faruk Hoca inşallah bu konuları da iyi yönetir. Yani inşallah başarılı olur. Musa Hoca da başarılı olur. Faruk Hoca da başarılı olur. Çünkü sonuçta onların elde edeceği başarılar Bursaspor'a ama geçmişte hiçbir zaman unutulmaz. Özellikle o Selçuk Erdoğan meselesi. Çünkü tamamen kendisini oynayan bir Fenerbahçe'ye kişiydi. Fenerbahçe'ye gidecekti değil mi? Neyse. Sonra İspanya'da... Real Madrid'e gider o bak. Evet. Ben sana söyleyeyim. Real Madrid'e gider. Neyse. Oradan da Barcelona'ya transfer olur. Bir de bir konum, ricam da şeyden olacak. Tahsin Hoca'dan buyurun olacak. Şimdi biz evet altyapı konusunda Vakıfköy'den besleniyoruz ki şu anda tamamen oraya endekslendik. Şimdi bu futbolcuları yukarı getirip oradan aşağı götürmek inan Bursaspor'un yönetemediği önemli konulardan bir tanesi. Hı hı. Oraya çıkardığın futbolcuyu geri gönderdiğin zaman
Yani %50'sinden fazlasını kaybediyoruz. Bir daha toparlanamıyor çocuklar. Evet. Bu konu çok önemli. Şimdi 5 tane kardeşimiz gitti. Muhtemelen bir 5-10 tane daha kardeşimiz evet. geri gidecek. Bunları orada koordineyle tekrar Bursaspor'un futbolcusu olacak konuma getirmek çok biraz vakit ayıran ve emek isteyen bir iş. Ben bu kardeşlerimin kim olduğunu bilmem. Yani tanımam. Geçen hafta konuştuk zaten konuştuk oyuncuları tanımıyoruz yani. Bilmiyoruz. Ama bunların biz eğer buraya kadar U19'a kadar getirdiysek bana göre U19'a gelen futbolcu Bursaspor A takım formasını giymeye hazır futbolcudur. Yani olmalıdır zaten. Böyledir bizim şeyde. Eğer bu futbolcu daha sezon başında geri gidiyorsa bundan verim alabilmek çok şeydir. Hocayı zorlar. Onun için buna dikkatli olmasını istiyorum. Tahsin Hoca'nın bu konuda... Bu kararı aldıktan sonra Tahsin Hoca ile telefonla görüştüm. Hocam böyle bir durumunuz var diye. O da dedi ki oyuncularla gerekli bütün konuşmaları yaptık. Bizim dedi 40 kişilik bir geniş oyuncu havuzumuz var. Zaman içerisinde onların sürekli antrenmanları takip edileceği için onları zaman içerisinde ihtiyaç duyduğumuz anda A takımı alacağız ve onlar da bu bilinçle gittiler. Herhangi bir küslük, ayrılık vesaire gibi görmüyorlar. Bu konuşmayı birebir ben kendim yaptım. Herhangi bir sorun çıkmaması için dedi. Oyuncular da çok pozitif yaklaştılardı. Burada Tahsin Hoca'ya güveniyoruz. Bak sen ne konuşmadık bunu? Bak Tahsin evet. Hoca'na rica ettim. Ben konuştum. Bu direkt yani, senin söylediğin benim aklıma geldi. Bununla ilgili direkt hocayla konuştum. Evet, çünkü geçmişte bunun çok sancılarını yaşadık. Hı-hı. Çok ekmek yiyeceğimiz futbolcuların ani kararlarla kulüpten gidip tabiri caizse zebil olduklarını gördük. Yazık. Onlara da bir sürü emek harcanıyor. Ve 19 yaşına gelmiş bir futbolcuyu da bir takım yanlış kararlar harcamak istemiyorum. Levent abi artık söz verdin mi? Buyurun. Geçiyorum. Yanlış anlamayın. Programdan önce de konuşmadık. Ben bu konunun artık hiç gündeme gelmemesinden dolayı kafamda bir soru işaretliyorum. Bu coin işi ne oldu? Bilmiyorum. Bursaspor'un geleceğini kurtaracak bu coin işi ne oldu? Olurken öyle bir şeyler anlatıldı ki bir şirketle Sayın Kamat döneminde anlaşıldı. Evet o değiştirildi başka bir şirkete geçti. Bunu mahkemelik olmak pahasına göndermişiz. Kulüp bunun acısını şimdi çekmeye evet. başladı. Mahkemelik olmuşlar. Biz Bursaspor'da öyle anlatıldı ki 3-5 sene içerisinde Bursaspor'un tüm borcunu silebilecek rakamları elde edeceğimizi düşünüyorum. Şeyde mesela bekledim. Sayın Başkan'ın divan toplantısında çok kısa ama yani rakamı net ortaya çıkartan tablonun içerisinde ben coin işini görmedim. Yani bu coin işi Bursaspor'a yarar mı getirdi, zarar mı getirdi? Bir öğrenmek istiyorum. Yani çok büyük bir rakamların konuşulduğu yerde yaklaşık başkan da geleli Mart'la beraber olsa ne oluyor? 4 ay oldu. Hiçbir konuyla ilgili herhangi bir şey konuşulmadı. Bu konuyu da çok merak ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Levent abi seninle devam edelim. Biraz uzattık kusura bakma. Çok genel coin'le ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bir önceki ya Erkan Kamat dönemiyle bir sözleşme yapılmış. Ondan cayıldığı için bir evet. mahkemelik süreç var. Diğer firma Bursaspor'u mahkemeye vermiş herhalde. Bir usulsüz fesih mi oldu ne oldu o süreç. Bir hukuka intikal etmiş bir süreç. Daha sonra zaten stata isim sponsor olan Bitchcoin. Evet. Bitchi firmasıyla Bitchi. Anlaşılmıştı. Onun işte Bursaspor'a sanıyorum 150 milyon bir coin vardı. Zaten bütün coinler biliyorsun şu an kripto dünyası patlamış durumda. Zaten bu yani kulüp coinleri biraz daha farklı. Bunun gündelik değerleri bir Çin'in sitesine girersen Bursaspor coin'inde değerinin ne kadar olduğunu görüyorsun. Şimdi çıktığı günkü değerinin çok altında. Hani çok çok ciddi bir 100 milyon kulübeninde coin var ama galiba Emin Adanur ona da temlik koymuştu ki bu da hukuksal olarak bu tarz paralara temlik konur konmaz daha yani bunun yasal muğlak yasal sürecinin yani bu konuda bir yasal düzenleme var mı yok mu konusu tartışılır bir konu yok gibi. O da bir süreç. Finans ama sektörünün kanayan yarası galiba bu coin işler abi. Elimizde bizim bir 100 milyon coin'imiz vardı sanıyorum. O işte süreç içinde Çetin'in söylediği yani süreç içinde değer kazanıp kulübün daha iyi performansının sportif performansı yükseldikçe bu rezervde kalıp coin'lerin işte genel yatırım anlamında değerinin artıp Bursaspor'a ciddi paralar kazandırabileceği yani bu hani diğer coin'ler hesabından
gidilince dünyadaki biliyorsun böyle anormal ivmelenen bir coin oldu ama şu an bir iki hakim işte kripto piyasasına hakim coin dışında diğerleri anormal çöktü ve patladı. Dünyada batan firmalar oldu falan. O yüzden orası biraz gri bir alan ama elimizdekinin değerinin ne olduğunu öğrenmek istersek şeye girip Bitcoin'in sitesine girip Bursaspor coin ne kadar? Yalnız orada TL karşılığı değil coin değeri gözüküyor. Hı hı. Onu coin'le çarpınca o da şu an çok cüzi bir rakama düştü. Hani gelir anlamında hani satılsa çok anlamlı değil. Uzun vadede ne olur onu göreceğiz. Yani ya bugüne öyle, kadar Bursaspor bundan bir şey kazanmamış gözüküyor değil mi? Ya eldeki bir miktar satılmıştı başlangıçta zaten. 50 milyon adetimine şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Yani hazırlanıp gelmediğim için doğaçlama konuşuyorum. Sanıyorum 50 milyon satılmıştı, 100 milyon da gelecekte bir tasarruf anlamında tutulmuştu. İşte bir de o şey firma, Bitçi firması bizim timsahı. 1.32 diyor, 0.08 TL'ye diyor. Yani düşün, 8 kuruş yani. Evet. Yani 100 milyon da olsa. 45 kuruştan çıkmıştı evet, galiba. 40 kuruştan çıkmış. 40 kuruştan. 5'te 1'ine düşmüş. Evet. Evet. Yani o yüzden şu an anlamlı bir değeri yok. Onu söylemek lazım. Çetin işte altyapı konusunda şöyle, ona da ben geçen hafta olmadığım için birkaç cümle sarf edeyim. Şimdi sportif direktörün altyapıdaki teknik yapılanmayı dizayn etmesi gayet doğal bir şey. Yani İsmail Ertekin şimdi kulübün sportif direktörü, altyapının başına zaten yani sportif direktör dediğimiz kulübün tüm sportif sorumluluğunu teslim ettiğimiz bir kişilik oluyor. O da her türlü organizasyonu yapma yetkisine sahip. Yetkileri dahilinde hareket edip oradaki daha evvel görev alan Hakan Cenkçileri yerine Faruk Korkmaz'ı getirmesi ya da herhangi bir tasarrufta bulunması doğal. Ama yani bu tasarrufu yaparsın. Ben bu arkadaşlarla çalışmak istiyorum diyebilirsin. Bu son derece doğal. Ama ben hocanın o konuşmasını da izledim. Yani YouTube'da vardı galiba. Hı hı. Orada şöyle diyor. Diyor artık altyapı oyuncularından eskiden eurolar murolar gelirdi diyor. Artık diyor bu eurolar falan gelmiyor diyor. Yani bir önceki altyapı organizasyonu yapan arkadaşları başarısızlıkla bir anlamda itham etmiş oluyor. Şimdi şunu söylemek lazım. Hocanın dikkatinden kaçmıştır belki. Yerli oyuncu transferi 2017-18 galiba 4-5 senedir euro ile yapılmıyor. Artık Türkiye'de yerli oyuncular yurt dışına satılmazsa eğer yurt içi kulüplere satıldıklarında TL ile işlem görüyorlar. O kaldırıldı o 2017-2018 kur problemi esnasında federasyonun böyle bir kararı oldu. O yüzden yani yerli oyuncu iç transfer yaptığı zaman, Sercan'ı sattığı zaman Galatasaray'a onun gibi artık euro gelmiyor, TL geliyor ya da işte Ozan'ı Fener'e sattığında TL geliyor. Bir onu orada vurgulamak lazım. Bir de şu var yani futbolun ve ülkenin konjonktürüne de dikkat etmek lazım bir şeyleri itham ederken. Şimdi bizim o iyi bir jenerasyon geldi hakikaten. O jenerasyonu satarken biliyorsun giderek yabancı oyuncu kontenjanları düşüyordu. Hı hı. Hatta 5 oyuncu ya düşmesi evet, federasyon tarafından programlanmıştı. İstanbul kulüpleri de geleceğini planlamak adına o an piyasada iyi gözüken yabancı oyuncuları yerli oyunculara ciddi ciddi paralar verip gelecek planlamasına gittiler. Yani federasyona inandılar. O günkü federasyona. Artık yerli oyuncu sayısı giderek artacak. Yabancı oyuncu sayısı giderek düşecek. Biz gelecek planımızı buna göre yapalım. Biz genç oyuncuları kadromuza katalım. İşte Tarık Çamdallar, Veysel'ler evet, bilmem ne. O dönemki hareketlenmeyi biliyorsun. Yani Tarık Çamdal ondan sonra herhalde işte o Galatasaray'ın aldığı parayla ömrünü idame ettirdi falan yani. Şimdi, yani ettirir zaten. Yani. Hayır yani o dönem korkunç bir paraydı. 6 milyon ya ciddi paralar evet, yıllık da ciddi alıyordu evet, falan. Hatta şeyde yani Galatasaray'da falan hep işte gündeme gelen konuşulan konularda verilen bırak işte almam alırım falan neyse. Yani o dönemin konjonktüründe bir anlamda hak edilmedik oyunculara hak edilmedik paralar da verin. Evet. Niye? Yerli oyuncu artacak bir gelecek planlaması yapacaksın. Yani şimdi çok daha farklı ondan sonra süreç nasıl işledi? Ya bu sefer 14 tane yabancı. Saha içinde 8 tane yabancı.
Yani şimdi yerli oyuncunun alıp yüksek paraları alıp da tutacağına şey var, bütün dünya pazarı önünde. Bu sefer dışarıdan oyuncu getiriyorsun. Yani elma ile armutu mukayese etmek gibi ülkede ya da dünya piyasasında futbolun içinde olan insanların tüm dünya konjonktürünü takip edip ona göre yorum yapması lazım. Şimdi bunu aranda konuşurken ya işte Sercan'ı şu fiyata sattık, Volkan'ı bu fiyata sattık falan filan. Konuşabilirsin. Ama toplum önünde, kamuoyu önünde konuştuğun zaman o zaman her türlü veriyi, her türlü doneyi bir süzgeçten geçireceksin. Ondan sonra o süzgeçten geçirdikten sonra konjonktürün şartlarına göre bakacaksın. Bu bir. İki, şimdi sen başarısız ekibin oyuncularıyla oynayacaksın. Yani konuşurken dikkat edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bu çocukları tanımıyoruz. Ama diyoruz ki bizim altyapımıza biz inanıyoruz. Ben bu çocuklara ben inanıyorum mesela. Belki abi sen duygusalsın. Niye? Çünkü zaten bu benim bu tespitim sadece duygusallık. Tabii ki. Çünkü bu oyuncuları saha içinde görmemişim. Evet. Bir değerlendirme kriterim yok. Sadece Bursa sporluyum. Altyapı geleneğine inanıyorum. Ekstra performanslar bu oyuncuların vereceğine inanıyorum. Ve bu sezona öyle bir bakışla bakmak istiyorum diyebilirim. Şimdi sen bu çocukları sahaya sürerken bu ekip bunları yetiştirememiş falan gibi bir yere gidersen şimdi hoca bizim, ya hocayı yani İsmail Hoca olsun diye en fazla isteyenlerden biriyim ben. Yani bu net. Herkes biliyor, her yerde de konuşmuşum bunu. Ama bu anlamda da dikkatli ve ölçülü olmak lazım ve biz geçmişte gençlik geliştirmeyi tüzeye sokarken hep şunu düşünmüştük. Yani o anki işte Recai abi, Özdemir, doktor, Tahir Hoca, profesör falan. Yani federasyonla temaslar kuruldu. Altyapının başarı kriteri tam anlamıyla nedir? Yani biz Bursa Spor'un geleceğini yetiştirerek yarışacak bir kulüp olmasını da gören insanlarız. Yani bu kulüp yetiştirerek yarışmalı. Parayla yarışamıyor. Zaten parayla yarışmaya kalktığında battı. Evet. Yani bu net. Yani yetiştirerek yarışa, burada kriterlerimiz ne olmalı? Yani salt bir tane oyuncu, iki tane oyuncu patlamış gitmiş mi? Bu oyuncunun bize hizmeti mi? Yani burada doğru kriterler, doğru ölçme değerleri getirelim. Uzun vadeli bir perspektifte hocaları da burada işte bizim aşağıda görev alayım. 20 tane hocamız mı var? Hocaların da performanslarını kritize edelim. Yani bunu federasyonla temasla bu konuda çağdaş enstrümanlar nedir bunlarla? Bunları da kritize edelim. Ama bizde öyle bir şey var ki işte böyle iyi duygularla çıkmış donanımlı bir ekip ne oluyor? Ertesi gün küstürülüyor bu insanlar. Yani vizyoner insanlar küstürülüyor, ediliyor. Buradaki olay farklı mecralara gidiyor. Onlar da bırakıyorlar şey yapamadıkları için. Bu tarz tuhaflıkları yaşıyoruz. Yani o yüzden hani şeyleri mukayese ederken kendi konjonktürel şartlarıyla mukayese edebilmek, futbolun içindeki konjonktürü görebilmek artı Bursa Spor Kulübü'nün içindeki konjonktürü de görebilmek lazım. Süper Lig vitrinindeki oyuncuyla TFF 1 vitrinindeki oyuncu başka bir şey. Tabii ki. Başka bir şey. Bir tarafta sen Süper Lig'de oynuyorsun, fena bir kadron yok. Arada da bir tane oyuncuyu parlatıyorsun. Adam her hafta görüyor, ediyor falan. TFF ayrı, şimdiki ayrı. Şimdi yeni gelen ekip ya buradan bir şey çıkma falan filan. Buralardan çıkmak değil mi yani? Zor işler. Ya yani şeydeki Galatasaray'daki Kerem 2B'de az dolanmamış ya. Yani. Tabii canım. Şimdi dünya kadar Karacabey'de, Erzincan'da, şurada burada. Şimdi bakıyorsun, biz bakınca diyoruz ya bu oyuncu gözden nasıl kaçmış? Dünya kadar teknik Karacabey'den kaçmış. Dibine Erzincan'dan kaçmış, dibine gelmiş. Demek ki orada çocuğun farklı psikolojileri var. Yani orada belki kendi futbolunu göstermek için bir adamın mental durumu kötü. Ve orada doğru performans gösteremeyebiliyor. Neticede burada bir insan faktörü var. Yani bunları hepsini bir potada eritip yetkili olanların da değerlendirmeleri de buna göre yapmaları lazım. O zaman değerlendirmeler daha gerçekçi olabilir. Öteki türlü olursa afaki ya da arkasında Çetin'in bahsettiği gibi hafif husumet kokan, rekabet kokan şeyler olur. Ama bizim burada altyapıda hocalık yapan değerlerimiz var. Yarın bunlar yine göreve gelir. Yani bunlar adına kamuoyu önünde bir karalama gibi şu falan filan bu tarz yapmaya hiç gerek yok. Biz hocalarımızın bence hepsi
değerli hocalar. Hepsinden de süreç içinde faydalanma ihtiyaçlarımız olabilir. Hatta dediğimiz gibi ya biz eksikliğimiz bir anlamda demiyor muyuz? Yani biz dışarıya niye teknik adam pazarlayamıyoruz? Şimdi sen bismillah kendi arkadaşına böyle bir kendi yorumunda böyle bir şey yaparsın. O zaman dışarıda neler olur gibi bir durum oluyor. Mesela Musa Hoca'nın konusunda Selçuk Erdoğan için hatalıydı. Onu söylüyoruz. Yoksa Musa Hoca Bursaspor'un bir değeridir. Yani Musa Öztürk tercih meselesiydi. Orada onunla beraber hareket etmekti. Ben sadece o insanın yanlış insan olduğunu, doğru insan olmadığını söylüyorum. Evet, bu da benim görüşüm. Senin görüşün. Senin de mi görüşün? Yani o bir senin de işte eldeki veri kriterlere göre bir değerlendirme. Yani hocaya... Yoksa kişisel bir şeyimiz olamaz bizim kimse. Hocaya da bundan sonra hani bu tür işlerde biraz daha kontrollü olursa daha iyi olur. Diyelim buradan program aracılığıyla. Diğer konulara geçmeden bir reklama gideyim. Çok uzattık. Ondan sonra sizinle devam edelim. Kısa bir aramız var sevgili seyirciler.